Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rehber TV'nin değerli izleyicileri, hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Programlarımızın hayra vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz değerli kardeşlerimiz. Bu haftaki programımız aile nimetinin önemini bilmekle ilgili farklı konulara değineceğiz inşallah. Biz zaman zaman aileyle ilgili konulara, hususlara değişik konular, değişik şekillerde değinmişiz. Konuyla ilgili önce VTR'mizi izleyelim değerli kardeşler. VTR'den sonra sizlerle birlikte konumuzu paylaşacağız inşallah. Şimdi aile, Resulullah buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız ve her biriniz de çobanlığınızdan mesulsünüz. Yani çobanın yapacakları vardır. Bir de çobanın yönetimi altındaki raiyeler vardır. Çoban acaba nasıl bir çoban olmalı? Ve ondan sonra raiyetini nasıl gütmeli? Raiyetini nasıl idare etmeli? Raiyetini nasıl büyütmeli? Raiyesinin zarar göreceği şekilleri, esbapları, ondan sonra çevreleri nasıl tespit etmeli? Sürekli çoban bu gibi konularla kafa yormalıdır, düşünmelidir. Yani mesela örneğin diyelim, devlet dediğimiz en ufakı aileden başlar. Yani devlet dediğimiz o şey, o teşekkül küçük küçük ailelerden meydana gelir. Eğer aile iyi bir şekilde yetiştirilmişse, iyi bir şekilde eğitilmişse, iyi bir şekilde korunmuşsa, korunması gereken yerlerden, yollardan, esbaplardan, çevrelerden korunmuşsa, o aile sayesinde, her böyle bir aile sayesinde güzel bir devlet meydana çıkar. Aile nasıl olmalı? Mesela evlat nasıl yetiştirilmeli? Hanım nasıl yetiştirilmeli? Hanımla nasıl geçinmeli? Hanıma karşı sorumluluk ne olmalı? Hanımın korunması gereken yerlerde nasıl korunmalı? Ondan sonra ne gibi şeylerle uğraşmalı? Çoban dediğimiz o aile reisi sürekli bunlarla haşır neşir olmalıdır. Sürekli bunların tespitine çalışmalıdır. Ben ne yapayım ki ailemi şu gibi şeylerden koruyalım, şu gibi zararlardan koruyalım? Daima aile reisi bu gibi şeylerle kafasını yormalıdır. Aile şeyin çekirdeğidir. İslam devletinin çekirdeği taşıyor. Çekirdek olduğu için tam İslami bir hayatla aileyi ayakta durmak durumundayız. Şayet biz başkaları gibi, o gayrimüslimler gibi, ben gördüm Avrupa'da. Bakıyorsun adamlar evi burada, o kızı oradadır. Anne ile kız 6 ayda bir görüşemiyorlar. Oğlu ile babası 6 ay bir görüşemiyorlar. Özellikle Almanlarda ben kaldığım sürece gördüm orada. Tamamen aile ilişkisi kesilmiş. Zaten sınırsız özgürlük adı altında onlara özgürlük verilmiş goya. Ne özgürlüğü başları yesin bu özgürlükleri. Yani hayvani bir hayat yaşıyorlar. Hiç tamamen büyüklere saygı, küçüklere sevgi yok, ortada kalkmış. Onların ben Kilde kaldığımda oranın en büyük binası yaşlıların kaldığı şey diyorlar onlara, huzur evleri. Ha, onların en şey yerleri huzur evleri. Neden? Çünkü yaşlarına sahip çıkmıyorlar. Yani eğer bir otobüs durağında böyle karşılaşsalar, birbirlerine hali sorsalar başka. Yoksa tamamen aile şey, zaten ondan dolayı Avrupa iflas etmiş. Umarım Allah'tan bizim Müslümanlar da onların arkasına gidip aldanmazlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, siz sizden önceki ümmetlerin yollarına tabi olacaksınız. Yani onlar moda adı altında. Şibrem bir şibrim. Resulullah diyor öyle karış karış ve arşın arşın, o şekilde.
Sahabi soruyor, ya Resulullah, al Yahuda ve Nasara, Yahudi ve Hristiyanlardır ya, diyor, başka kim olabilir? Yani şimdi dolayısıyla eğer Müslümanlar onlara uyarak, yani o gavurların yaptığı gibi aile değerlerini bilmezlerse, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem men lem yerham sagirena ve lem yuqir kebirena feleyse minna. Evet, küçüklerimize şefkat etmeyen, büyüklerimize de saygı göstermeyen bizden değildir. O zaman hem büyüklerimize saygı gösteririz, evet, hem de küçüklerimize şefkat gösteririz. Bununla da ibadet kastederiz. Evet değerli kardeşlerimiz, konuyla ilgili veterimize katkıda bulunan değerli kardeşlerimizden Yüce Rabbimiz razı olsun. Cenab-ı Allah bu kardeşlerimizin ilmini, izzetini ve şerefini artırsın inşallah. Değerli kardeşlerimiz, biz özellikle aile ile ilgili konulara değiniyoruz. Aile tadına doyulmayacak dünyanın cennet köşesindeki bir yuvadır. Bu ilahi değerlerden mahrum kalanlar maalesef bu cennet köşesini cehenneme çevirmektedirler. Dikkat ettiniz mi veya ediyor musunuz? Genellikle huzursuz ailelerde mutlaka birçok eksiklikler söz konusu. Bu eksiklikler ya üst düzeyde bir mal kavgasından kaynaklanıyor ya muhtelif fitnelerin ailenin değerlerini tahrip etmesinden kaynaklanıyor ya bir şekilde özellikle ailenin büyükleri İslami değerlerden mahrum olmasından kaynaklanıyor. Yani İslam'ın gerçeğinden mahrum olan çevrelerde biz farklı bir dünyevileşme ve bu dünyevileşmenin beraberinde getirdiği dünyevi bir kavga ya şahit olmaktayız. Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizin ailesini muhafaza etsin ve diğer insanları da ıslah edip bu güzel hakikatle bütünleşmeyi nasip etsin değerli kardeşlerimiz. Şimdi Yüce Rabbimiz özellikle aileyle ilgili Rum suresi 21. ayette kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için nefsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve muhabbeti var etmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Değerli kardeşlerimiz, dikkat edersek verilen bütün nimetleri Yüce Rabbimiz kendisinin verdiğini beyan etmektedir. Ve aile içinde kullanılan şu cümlelere bakar mısınız? Şu ilahi sözlere bakar mısınız? Aranızda sevgi ve merhameti var etmesi. Özellikle aile sevgiyle anlam bulmaktadır. Merhametle anlam bulmaktadır. Şefkatle anlam bulmaktadır. Sevgi, şefkat ve merhamet bir aile için vazgeçilmez ilahi değerlerdir. Ve aynı zamanda ilahi bir emirdir. Siz seviyorsunuz, seviniyorsunuz, Yüce Rabbimiz amel defterlerinize mükafatı yazıyor. Bizlere, bütün Müslümanlara. Eğer bu sevgi Allah rızası dairesindeki bir sevgi ise, onun o muhteşem medeniyetin güzel kriterlerine uyumluysa, çünkü o kriterlerdeki sevgi verildikçe artmaktadır. Merhamet yaşadıkça daha bir pekişmektedir. Ailenin muhteşemliğini ve mükemmelliğini ve bağlarını daha bir kuvvetlendirmektedir değerli kardeşlerimiz. İşte Yüce Rabbimiz Rum suresinde ve daha muhtelif ayetlerde değinmektedir. Aile derken her şeyin güllük gülistanlık gideceğini zannetmeyelim. Yani bizim dünya imtihanında olduğumuzu
unutmayalım. Biz ailelerden özellikle alacağımız eğitim ve terbiye Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ailesi, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ailesinden bahsetmektedir. Başta Hazreti Adem Aleyhisselam babamız ve Hazreti Havva annemizin ikili diyaloglarından ve bunların dünya imtihanına gelişlerinden, birbirlerinden ayrı oldukları zaman adeta bir gurbette imişler gibi yaşadığı ızdıraptan, birleşirken o birleştikleri yer ve sahne biz müminler için haccın kabul olmasına vesile olacağımız bir mekana dönüşmesinden, bunun yanında değerli kardeşlerimiz Hazreti Adem'in aile fertlerinden olan Kabil ve Habil'in sahnesi vardır ki dünya tarihinin ilk kan dökücüsü, dikkat edin, Allah'a isyan eden Kabil'den kaynaklanmaktadır. Değerli kardeşlerimiz, isyankarlar kan dökücü vampirlerdirler. Ve bu kan dökücülerin kan dökme sebepleri Allah'a isyanlarından kaynaklanıyor. Nasıl oluyor Allah'a isyan edenlerin muhabbeti inanan insanların gönlünde olur? Bunların dışlanması gerekiyor. Bunlar şeytanın dostlarıdırlar. Şeytanın arkadaşlarıdırlar. Bunların programları da şeytanın dostları ve arkadaşlarının programlarıdır. Bunların ekranları da şeytanın dostları ve arkadaşlarının ekranlarıdırlar. Değerli kardeşlerimiz, saflarımızı netleştirelim. Bakın, bizler netleştirmesek de o İslam düşmanları netleştiriyorlar. Yani yıllarca Avrupa'nın göbeğinde Avrupalılaşan boş naklı Müslüman kardeşlerimiz kendi dinlerinden, değerlerinden uzaklaşmalarına rağmen bizler unutmadığımız bir gerçek vardır ki evet, özellikle Sırbistan, Hırvatistan'da meydana gelen çatışmalarda binlerce kardeşimizi şehit ettiler. Sebep ne? Atalarınız Müslümandır dediler. İslam'dan vazgeçmişler varsa onların da ataları Müslümandır diye katlettiler. Ve bugün dünya özellikle Büyük Orta Doğu projesi vahşeti doğrultusunda Müslümanlar üzerinde daha yeni yeni senaryolar çizmektedirler. Dolayısıyla bu senaryoların özellikle bilinmesi açısından ailelerimizin mutlaka evlatlarını Allah'a kulluk bilinciyle yetiştirip bu zalimleri tanıtıp bunların şerrinden muhafaza olma noktasında aile nimetinin değişik boyutlarda yaşayıp yaşatmaları önem arz etmektedir. Aile dediğimiz zaman devamlı değiniyoruz. Ailenin çok büyük değerleri vardır. Ailede hanımefendi ve beyefendi dediğimiz aileyi kuran o değerler, onların dışında onların evlenmesine, evlenme nimetini gerçekleştiren babalar ve anneler, bunun dışında varsa büyük babalar, büyük anneler ki nene ve dede dediğimiz değerler, hatta kimi ailelerimizde yakın hem beraber olanlar ki bunlar çok azaldı sayı itibariyle, hem de altlı üstlü aynı apartman dairelerinde oturan ve gerçekten de ilahi bir ikram olan bu birlikteliğin farkında olan ailelerimiz vardır ki bunların aralarındaki bu diyalog da dünyanın daha farklı bir şekilde dünya hayatlarının bereketli geçmesine büyük bir vesiledir. O açıdan değerli kardeşlerimiz, biz aileyle ilgili bilincimizi Kur'an'ın programından öğrenmeliyiz. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam babamızın ailesi, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ailesi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ailesi, ayrıca İmran'ın ailesi ve Yakup Aleyhisselam'ın ailesinden buna benzeyen, özellikle en son da muhteşem bir aile sayılabilecek ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için örnek teşkil eden Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle ilgili özellikle geçen Kur'an kıssaları ve Kur'an'daki ayetleri bizim okumamız lazım. Okuduğumuz zaman hak ve batılı, doğru ve yanlışı net bir şekilde öğrenip ailemizin değeri kılacağız değerli kardeşlerimiz. Yani şunu göreceğiz: babadan oğula
bu inanç devr olmuyor körü körüne. Mutlaka öğrenmekle edinilir, yaşanmakla bütünleşilir bu hakikatle. Yani baba ve anne örnek olduğu zaman, baba ve anne model olduğu zaman, yani anlattıklarından çok yaşadıkları evlatları üzerinde etki yapar veya diyalog halinde olduğu çevreler üzerinde hayırlara vesile olur. O açıdan biz ailelerimize bakarken işin özellikle İslam'ın medeniyetiyle bütünleşen ve İslam'ın değerlerinin yaşanılan kısmını önemsiyoruz. Sadece teorik bilginin aktarılmasının hiçbir anlamının olmadığını bilmemiz lazım ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bilgi sahibi olup yaşamayanların af buyurunuz yüce Rabbimizin beyanı merkeplere benzetilmektedir değerli kardeşlerimiz. Onun için bizler bundan muhafaza olabilmemiz için o öğrendiklerimizi de yaşama dökersek işte değerli kardeşlerimiz o zaman şunu göreceğiz. Sevgili yavrularımız bizler gibi babalara sahip olmanın mutluluğunu kana kana tadacaklardır. Bizler gibi annelerin evet o güzel örnek merhametli, şefkatli yaklaşımına, o evladı için öngördüğü yani verdiği edep, adab, terbiye ile ilgili o güzelliklerden müthiş bir şekilde istifade edeceklerdir. Burada özellikle benimsetmeyi ilke edinmek, sevdirmeyi ilke edinmek, kolaylaştırmayı ilke edinmek, güzelliklerinin hikmetlerini ifade ederek bunları benimsetmek bizim temel prensibimiz olmalı. Bir İslami hakikati sopayı kafaya indirir gibi evladımızın gönlüne indirebilir miyiz? Bu tepilir değerli kardeşlerimiz. Terk edilir, sebebi de biz oluruz. Onun için Peygamber Efendimizin hayatına bakın, insanlarla diyaloglarında, ashabıyla diyaloglarında sevgiyi, şefkati, muhabbeti, onure etmeyi, iltifat etmeyi öne çıkartmıştır. Öncelemiştir. Yanlışta dahi bir güzel ders edinilmiştir. Yanlış yapıldığı an doğrunun öğrenilmesine vesile kılınmıştır. Kınanma vesilesi edilmemiştir değerli kardeşler. Bu noktada biz kendimizi yetiştirirsek sevgili yavrularımız gerçekten de hayatın her anında olmazsa olmazlardan olan babam beni çok seviyor, annem beni çok seviyor. Bizler aynı zamanda evlatlarımızı severken evlatlarımız bizi modelleyecekler. O sevgi, şefkat ve o ilahi terbiye ile yetişecekler. Ve düşünün böyle bir terbiye ile yetişeceklerin gelecekte yuva kurduklarında Allah aşkına annelerine babalarına nasıl davranacaklar bir tahmin ediniz. Yani acaba onları incitirler mi? Ayet-i Kerime'nin belirttiği gibi öf bile diyecekler mi sizce? Ama bu terbiyeyi bizim vermemiz lazım. Öf diyenlerin öf deme sebebi bizsek lütfen sadece onları kınamayalım. Öf dedirtmeyecek bir evlat yetiştirebiliyorsak ne mutlu bize. Unutmayalım okullarda bunlar yetişmez. Asla ve asla laik eğitim sisteminde bunlar yetişmez. Oraya devrederseniz elinizi avucunuzu yalarsınız. Geçen gün bir velimiz anlatıyor. Ya diyor ben bir okula gittim. Ya baktım diyor meslek dersi veren başı açık. Allah Allah dedim. Şimdi bu benim çocuğuma model mi olacak? Değerli kardeşler Müslüman çocuğunun değerlerini, inanç değerlerinin onun tarafından öğrenileceği umudu var. Bakışı bu. Umutları kırılıyor. Onun için aile çocuklarının Allah'a kul olma bilinciyle yetişmesini başka kurumlara devretmesi çocuklarına yapabilecekleri en büyük istismardır. Çünkü vermezlerse ne olacak? Veriyorlarsa biz evimizdekinin üstüne katkıda bulunacaklar. Duacı olacağız. Allah kendilerinden razı olsun diyeceğiz. Onun için değerli kardeşlerimiz Rabbimizin bize vermiş olduğu vazifeleri başkalarına havale edip kendimizi müstağni görmeyelim.
Kendimizi bu konuda öyle kusursuzlardan görmeyelim. İlginçtir, okullarda dikkatimizi çeken bazı sahneler var. Nerede beyefendi bir evlat varsa, temiz giyimli, beş vakit namazını kılan, arkadaşlarıyla nezaket kuralları içerisinde konuşan, arkadaşlarına iyi davranan ve özellikle derslerde başarılı olan, ki Allah zekayı adilane vermiştir herkese. Bakıyorsunuz, o sevgili yavrumuzun aile terbiyesinden kaynaklanan bir ilahi nimet berekete dönüşmüştür. Ve tabii ki o ailelerle buluştuğumuz zaman hürmet gösteriyoruz. Hatta zaman zaman kimilerine bu güzel yetişmeden biraz bahseder misin? Bakıyorsunuz ki ailenin hayatındaki yaşam bir plana, bir programa bağlı ve o plan ve programdan zevk almaktadırlar. Geçen günlerde bir sınıfa yavrum bugün kahvaltı yaparak gelen kaç kişi var? Sınıfın yarısından fazlası maalesef kahvaltı yapmadan gelmektedir. Oysa bizler bir zamanlar çocukken köylerde şuna şahit olmuştuk. Bizim ailelerimiz hayvanlarını özellikle sabah ve kış şartlarında öğle ve akşam mutlaka ve mutlaka yemlerini verirlerdi bu hayvana. Yani bizim insanlarımız hayvanlara merhametli iseler, acaba kendi evlatlarına nasıl davranmaları lazım? Sordum, yavrum neden kahvaltı yapmadan geldiniz? Kimisi annem uyuyordu, kimisi işte uykuda kaldım, kimisi geç saatte uyudum, peşmurde bir hal. Tabii bizler hikmetine binaen bu düzensizlikle hayatın birçok güzelliğinin kaçırılacağı, ister istemez hayatın birçok mutluluğunun yaşanamayacağını belirterek gerekli bazı güzel örneklerle kardeşlerimize bizler örnekler verdik. Değerli kardeşlerimiz, aile bizim Müslümanların en büyük şiarlarındandır. Ve biz bu şiarımızı asla ve asla ihmal etmemeliyiz. Ailemizinle ilgili sorumluluklarımızı bir başka ortama devretmemeliyiz. Evladımız babaya sahip olmanın, anneye sahip olmanın, kardeşlere sahip olmanın mutluluğunu kana kana tatmalı. Eğer biz kendimizi yetiştirirsek sevgili yavrularımızın zaman zaman soracakları sorulara da dosdoğru cevaplar verme imkanını buluruz ve evlatlarımızı doğru yönlendiririz. Bunun haricinde de özellikle kendisini güzel yetiştiren anneler ve babalar evlatlarını da işte belirttiğimiz gibi edep, terbiye, marifette, ibadette, insanların hak ve hukukuna riayette ki gelecekte önlerine çıkacak hayatın imtihanlarına karşı hazırlıklı olmada, mesela biliyorsunuz insanın hayatının büyük bir kısmı sabır ve şükür nimetleri arasındadır. Bir musibete maruz kaldığımız zaman sabretmemiz lazım. Hiç umulmadık anda kaza geçirebiliriz. İmanımız güçlü olduğu zaman dayanmamız, gücümüz de güçlü olur. Hiç tahmin etmediğimiz zaman annemizi kaybedebiliriz. Daha doğrusu annemiz vefat etmiş olur. Babamız vefat etmiş olur. Eşimiz vefat etmiş olur. Çocuklarımız vefat etmiş olur. Herhangi bir haksızlığa maruz kalabiliriz. Herhangi bir komşu veya akrabamızın sorunu olur, onu çözmeye bizim kalkışmamız lazım. Destek olmamız lazım. Peki bu nasıl olur? Evladımızı yetiştirirsek ümmet rahat eder. Biz rahat ederiz. Onların bulunacakları ortamlarda kendileri rahat ederler. İslam bu noktada bizim için büyük bir sigortadır değerli kardeşlerimiz. Allah için sevgili yavrularımızı İslam nimetinden mahrum etmeyelim. Kendimizi İslam nimetinden mahrum etmeyelim. Evimizde olan dedemiz, nenemiz varsa onlar evlatlarımız için, bizler için ilahi bir ikramdır. Birer hayır musluğudurlar. Biz onların olumsuzlukları varsa dahi olumlu yönlerini düşünerek bu hayır musluğundan kana kana faydalanalım. Dualarından istifade edelim. Hayat boyu bizim için hiç mi yapmadıkları güzellikler yoktur. O güzellikleri önceleyelim, bayraklaştıralım. Çünkü Resulullah Efendimiz devamlı insanların güzel taraflarını öncelemiştir. Resulullah Efendimiz'den sonra alimler de aynısını yapmışlar. Hepinizin bildiğiniz meşhur bir hikaye vardır. Bir zat talebeleriyle yolda giderken murdar, leş kokan bir
ölmüş hayvana denk geliyorlar. Kimisi burnunu tutup ne pis koku veriyor derken orada değerli zat ki Mevlana ne güzel dişleri var diye. Hayatın içerisindeki güzellikleri görmek aynı zamanda güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır ilkesini yaşar ve hayatın mutluluk unsurları artar değerli kardeşlerimiz. Hayatta mutlu olmanın dinamikleri vardır. Hayatta mutlu olmanın unsurları vardır. Biz bunları öğrenmeden sadece dua ile Allah'tan mutluluk dilersek Cenab-ı Allah bize söyleyeceği bir gerçek vardır. Mutluluk için size gönderdiğim ilahi kılavuz olan, kulluk programı olan Kur'an'ı öğrenin ve yaşayın. Ve mutluluk için model olan, örnek olan Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz ki onda sizin için güzel örnekler vardır. İlahi beyanını da Yüce Rabbim belirtmektedir. İşte mutluluk unsurları bu tür değerleri öğrenmekle, bütünleşmekle mümkündür. Ve değerli insanlarla beraber olmak, değerli ortamlarla beraber olmakla mümkündür. Değerli kardeşlerimiz, Bir Aile Bağları programının da sonuna geldik. Yüce Rabbimiz aile saadetinizi artırsın. Yüce Rabbimiz çoluk ve çocuğumuzu Allah'a layıkıyla kul olarak yetişmeye, bizleri aile reislerini, ailedeki sorunları vesile kılsın. Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbimizin bize vermiş olduğu değerin idrakinde olanlardan bizleri etsin ve bizleri iyi insanlarla, iyi ortamlarla birlikte olmayı nasip etsin. Yüce Rabbimiz zalimlerin şerrinden bizleri ve tüm Müslümanları muhafaza etsin. Vefat etmişlerimizin de günahlarını bağışlasın. Cenab-ı Allah Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği, kardeşliği de kuvvetlendirsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.